Bilmen abi, teşekkür ederim. Ben iki başkan kadar çok heyecanlı bir konuşma yapmayacağım. Ama beni mutlu eden şu, bir Halil İbrahim sofrasına beni davet ettiğiniz çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Esnafın sofrası, gönlüm ister ki her zaman zengin olsun. Esnafın sofrası zenginse aslında milletin sofrası zengindir. Esnafın karnı doyuyorsa aslında milletin karnı doyuyor demektir. Esnaf hizmet ediyorsa aslında millete memnun demektir. O nedenle sizin sofranızın bereketi her zaman vardır. Bereketli bir sofraya beni davet ettiğiniz için yürekten teşekkür ederim. Esnafın ahi evran geleneği vardır. Komşusu siftah etmezse esnaf rahat etmez. Esnaf aynı zamanda orta direktir. Yani bir devletin, bir milletin temelidir esnaf aynı zamanda. Esnaf dünyanın bütün ülkelerinde, demokrasilerinde özellikle korunur. Çünkü esnaf kazandıkça aslında herkes kazanmış olur. Benim eğer bu güzel yapının oluşmasında bir sözüm geçmişse ve bu konuda da size verdiğimiz sözü yerine getirmişsek bu da benim hayatımın en güzel günlerinden, anılarından biridir. Genel başkanız ama yani sizden farklı bir yaşamımız bizim yok. Ailemizde, çoluk çocuğumuzda, esnaf nasıl yaşıyorsa, vatandaş nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya özen gösteririz. Çünkü ben şuna her zaman her yerde inandım ve bunu da her yerde her zaman savundum. Herkesin karnının doyduğu, her evde huzurun olduğu bir Türkiye güzel bir Türkiye'dir. Eğer insanların karnı doymazsa, İnsanlar geçimini yapamazsa, sağlıklı bir ortamda hizmet süremezse, ekmek kazanamazsa, geliri olmazsa o zaman bu güzel ülkeyi nasıl büyüteceğiz? Buraya bu hizmeti yapmamızın temel nedeni bir siz rahat edin. İki Bakırköy'ler rahat etsin, üç Türkiye rahat etsin. Bakın bir deprem felaketinden söz ediliyor. Burası yapılırken aynı zamanda deprem toplanma ağırlığında. Aynı zamanda burada trafiğin ne kadar yoğun olduğunu da İstanbul'da 12 yıl yaşayan birisi olarak da ifade edeyim. Aynı zamanda bir otoparkınız da var. Bu da güzel bir şey. Dolayısıyla bir söz verdik, sözü yerine getirdik. Yerine getirdiğim için de son derece memnunum. Ama bir şey daha var. Sizin ısrarla talep etmeniz. Bu çok değerli. Biz bunu yapacağız demeniz. Belediye başkanımızın önünde ufak tefek engeller oldu ama o da o engelleri aştı. Demek ki esnafla belediye arasında işbirliği olduğu takdirde esnaf kazanıyor, belediye kazanıyor, Bakırköy'ler kazanıyor. Bu işin zarar edeni yok. O nedenle hiçbir zaman zarar etmeyeceğimiz bir ortamı yakaladığımızda herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. İnşallah. Kadınlar güzel işler yapacaklar burada. Görüyorum böyle güzel el işlemeleri falan var. Az önce geldi sofraya bereketli kahvaltılar, yemekler geldi. Onlar da onların güzel evlerinden çıkan güzel ürünler. Onları da tattık. Efendim sizlerle beraber olduğum için son derece mutluyum. Sizler huzurlu olduğunuz sürece bu kardeşinizin de huzurlu olduğuna kesinlikle inanın. Sağ olun, var olun, tekrar yeriniz hayırlı olsun. Ben seni diğer yerlerde de yapacağım. İnşallah. İtiraz edene diyeceğiz ki gidin Bakırköy'de görün. İnşallah. Sonra gelin talep edin bizden. İnşallah başkanım. Hepsini yapacağız inşallah. Görüşürüz. Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Pazarcılar Odası'nın çok değerli başkanı, sayın ilçe başkanım, sayın il başkanım, çok değerli genel başkanım, kıymetli esnaf dostlarım, bugün burada alışveriş için gelen değerli hemşerilerim, ben de hepinizi en içten sağlık ve saygı dileklerimle selamlıyorum. Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle bu güzel ve büyük Halil İbrahim sofrasındayız. Bu mütevazi ama alın teriyle zenginleştirilmiş esnafımızın sofrasındayız. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Bakırköy'ümüze şeref verdiniz.
Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar, Pazarcılar Odamızın değerli başkanı Mesut Bey bahsetti. Gerçekten bu pazar alanını yapmakta uzun uğraşılarla, büyük gayretle, çok çabayla gerçekleştirdik. Hep söylediğimiz bir şey var. Bütün iyi şeyler sabırdan sonra gelir. Buranın yapımında da uzun, meşakkatli bir sabır gösterdik. Ben Sayın Genel Başkanımın huzurunda öncelikle sokaklarında pazar kurduğumuz ve bize sabır gösteren bütün Bakırköy halkına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Pandeminin o ağır ekonomik koşullarında ülkemizin içinden geçtiği derin yoksulluk ve ağır ekonomik koşullarda pazarcı esnafının yaşadığı bütün zor ekonomik koşullara rağmen elini cebine atan, fedakarlık eden, evinin ekmek parasından fedakarlık ederek bu Türkiye'nin en büyük kapalı pazar alanını yapma konusunda bizimle paydaşlık eden, cömertlik eden, fedakarlık eden değerli esnaf arkadaşlarıma, Bakırköy halkı adına, İstanbul halkı adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kazançları her daim bereketli olsun, sofralarından bu güzel bereket eksik olmasın. Değerli Genel Başkanım, burası Türkiye'ye örnek olacak bir yap işlet devlet modelidir. Yapanlar fedakar esnafımız, devredecek oldukları kurum, kamu kurumu, hizmet ettikleri İstanbul halkı. Bu örnek Türkiye'ye şunun için örnek olmalı: yapılan iş uluslararası sermayeyle çok büyük ve ödenmesi zor, geleceğimizi de ipotek altına alan yüksek faizle ve bir avuç zenginin rantına dönük yapılan hizmetler. Bununla ilgili sizin uzun süreden beri söylediklerinizi biliyoruz. Bakırköy'de yapılan bu örnek çalışma Türkiye'de kamu, özel ve halk işbirliğiyle yapılmış çok önemli bir çalışmadır. Kamu gücüyle biz bu yapılma aşamasını denetledik. Esnafımız fedakarlık etti. Halkımız da bu hizmetten yararlanacak. İnşallah burası sadece bir pazar alanı olarak da değil, aynı zamanda bir yaşam alanı. İçinde kütüphanesiyle, mescidiyle, çocuk oyun alanıyla bir yaşam alanı, bölge otoparkı aynı zamanda. 75 bin metrekare büyüklüğünde Türkiye'nin en büyük pazarı. Fakat burası yine pazarcı esnafımızın fedakarlığı ve desteğiyle İstanbul halkına, Allah göstermesin, asla yaşamak istemiyoruz. Ama olası bir depremde de Türkiye'nin en büyük kapalı deprem toplanma alanı. Bunu da yapan yine pazarcılar esnafı, Bakırköy ve İstanbul'a hediye eden yine pazarcılar esnafı. Onlara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sayın Genel Başkanım, çok değerli misafirler, Genel Başkanımız bu mütevazi sofralarda bizi varlığıyla şereflendirdiler, onurlandırdılar. Biz de onun sizlere verdiği sözü esnaflarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz için çok gururluyuz, çok mutluyuz. Hepimize bir kez daha hayırlı olsun. Sayın Genel Başkanımızı ağırlamaktan, misafir etmekten, onun verdiği sözü gerçekleştirmekten biz de şeref duyuyoruz. Sayın Genel Başkanımızın huzurunda bize destek olan Bakırköy İlçe Başkanlığı'na, İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na ve sabır gösteren bütün Bakırköy halkına bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinizi sağlık ve saygı dilerim.